Yeşil bir mahalledeyiz yine. Ancak sadece yeşil değil, Beykoz gibi o da hem yeşil hem mavi. Plajlarıyla, kumsalıyla, koylarıyla ve de tarihiyle İstanbul'da bir çekim noktası. Burası Riva Mahallesi. Riva, Beykoz'un Ali Bahadır ve Paşa Mandıra mahalleleriyle komşudur. Üçüncü köprü bağlantı yollarını görüyoruz mahalleye kuş bakışı baktığımızda. Ve muazzam bir mavi. Yer yer adacıklar var bu mavinin üzerinde. Ve işte camileriyle, okullarıyla, kalesiyle, kumsalları ve koylarıyla bugünü ve geçmişiyle tarihi Riva Mahallesi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Karadeniz'den gelen Müslüman göçmenlerinin yerleştirildiği bu mahalleye Cumhuriyet döneminde Çayağızı denmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu bölgede oturmakta olan Rumlarsa bu bölgeye derenin ismine atfen Rebas derlermiş. Riva Deresi'ni görüyoruz. Ömerli Deresi'nden gelerek bu mahallede Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'nin adı Yunan mitolojisinde de geçer. Altın postu arayan gemicilerin lideri Yaşa'nın burada demir çapayı bulması dolayısıyla bu bölgeye Ankiranum denildiği bilinmektedir. İstanbul Boğazı'nın ilk çağdaki topografyası hakkında bilgiler sunan Bizanslı Dionysos buradan Rebas olarak bahseder ve Karadeniz'e akan bu dereden daha güzel bir akarsuyun olmadığını söyler. Yılan gibi kıvrılan masmavi bir su, kıyısına demirlemiş tekneler ve koyu bir orman. Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktayı da görüyoruz. Üzerinde bu köprü yokken vasıtalar deniz araçlarıyla geçermiş karşı kıyıya. Riva Deresi ıslah çalışmaları bittiğinde daha da mutlu olacak dereye komşu tüm mahalleler. Daha mutlu olacak doğa. Ve doğa mutlu olunca hepimiz memnun olacağız ziyadesiyle. İstanbul'un ciğerleri ormanlarımız. Deniz ne kadar da güzel görünüyor. Pırıl pırıl. Ton ton mavi görüyor gözlerimiz. Bu mahalleyi gezerken bol bol plaj ve kumsal eşlik edecek bize. Bu da ferahlayacağız demek. Ama önce oldukça tarihi bir yere Riva Kalesi'ne gidelim. Osmanlı belgelerinde Revan Kalesi olarak geçen bu tarihi kale, inşa edildiği yıldan bu yana birden fazla tamir geçirmiştir. Bu kale, Dizdar adı verilen zabitlerin komutası altında Rumeli Feneri'nde bulunan garnizona bağlıydı. Kaleye ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016'da başlattığı restorasyon çalışmaları sona ermiştir. Kale, kumsalın hemen dibinde. Riva Kalesi, Beykoz'un son kalesidir. Kaynaklar bu kaleyi tarif ederken,
boğazı tutan en eski ilk yapı tanımını yaparlar. Riva Kalesi, Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada yer alıyor. 14. yüzyılın sonlarında Yıldırım Beyazıt tarafından fethedilen bu kale, bazı kaynaklarda Ceneviz eseri olarak, bazılarında ise Bizans yapısı olarak geçer. Riva derin bir deredir. Dolayısıyla Karadeniz'den gelen gemilerin içeri girmesine olanak sunmasının yarattığı tehlikeyi önlemek için bu kalenin yapıldığı tahmin ediliyor. Hem de Yoros Kalesi ile aynı dönemde. Hatta Yoros Kalesi'ni de koruyacak bir ön karakol vazifesi görmek şeklinde bir amaç taşıdığı da belirtiliyor buranın. Sizleri daha fazla sabırsızlandırmayalım ve bu güzel mahallenin sahiline doğru yol alalım. Mahallenin normalde yaklaşık 3000 olan nüfusu, görmüş olduğunuz bu muhteşem deniz ve kumsallar dolayısıyla yaz ayları geldiğinde 15.000'e ulaşır. Riva'da can kurtarma hizmetlerinin verildiği resmi 3 koy vardır. Oldukça sevilen bu koyları sırayla gezelim. Burası Riva Merkez Plajı. Mahallenin hemen girişinde bulunan bu plaj oldukça geniş bir kumsala sahip. Plajın hemen karşısında bir adacık görüyoruz. Adı Soğan Adası. Üzerinde herhangi bir yerleşim yok tabii. Karaya ne kadar yakın. Dalgalar kıyıya kum yağdırdığında karaya bağlıymış hissi veren bir yol oluşur burada. Ancak sular kabardığında kaybolan bir yoldur bu. Şu an buranın boş olduğuna bakmayın. Sıcak aylarda burası İstanbul'un dört bir yanından gelen insanlarla dolup taşar. Riva 1. Koy Elmas Burnu ya da diğer adıyla Çay Ağzı Plajı. Karşıdan ve yüksekten bakıldığında nasıl da güzel bir görüntü. Elmas Burnu Tabiat Parkı içerisinde yer alan bu güzel plaj geniş bir kumsala sahip. Burada çadır kiralayıp kamp yapmak da mümkün. Ağaçların arasında da piknik alanları var. Karşıya baktığımızda turkuaz denizin üzerinde kayalıklar görüyoruz. Riva 1. Koy ya da diğer adıyla Elmas Burnu, geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi tarafından yenilendi ve oldukça güzel bir çehre kazandı. Ve bu yenileme çalışmaları sonrasında kadınların daha rahat olabilmelerini temin için haftanın 4 günü plaj sadece kadınlara ayrıldı. Haftanın geri kalan 3 gününde ise karma bir şekilde plaja girilebilecek. Ayrıca bu plajda engelli vatandaşlarımızın rahat ulaşımını sağlayarak denize kolaylıkla erişebilmelerine olanak sunacak düzenlemeler de yapılacak. Yani plaj engelsiz bir plaj hüviyetine de bürünecek. Gelelim Riva 2. Koy'a. Diğer adıyla Su Ürünleri Plajı. Ve plajın karşısındaki bu ada da Eşek Adası. Anlaşılan martılara ev sahipliği yapıyor. Martılar oldukça kalabalık. Plaj ve deniz kuş bakışı bakıldığında ne kadar güzel görünüyor.
ve Riva 3. koydayız. Etrafı otelle çevrili bir koy burası. Su da harika. Burada da kayalığın üzerinde dinleniyor mahallenin martıları. Elmas gibi parlayan bir deniz ve Riva Galera koyu. Bu koyun özelliği Riva Merkez, Elmas Burnu ya da Su Ürünleri plajlarının aksine burada can kurtaran hizmetlerinin bulunmuyor olması. Aman dikkat! Bu koyun tarihi bir özelliği de vardır. O da burada 1868-1869 yıllarında namı diğer Woods Paşa tarafından kurulmuş bulunan tahlisiye koğuşu, yani can kurtarma istasyonudur. Bu koğuşun amacı, Boğaz'ın Karadeniz girişindeki bu tehlikeli kayalıklarda olası gemi batması vakalarında suya düşen denizcilerin denizden çıktıktan sonra soğuktan ölmelerini engellemektir. Burası tenha, karanlık ve özellikle geceleri oldukça soğuk bir bölge olduğu için o zamanlar böyle bir çözüm yolu öngörülmüş. Şimdi Riva Yağdere kumsalına bakalım ve buraya gelmişken de dalgaların sesine kulak verelim. Gözlerimizi turkuazla dolduralım. Balık sezonunda balıkçılıkla uğraşır bu mahallenin insanı. Yaz aylarında ise özellikle turizm başlıca geçim kaynağıdır. Mahallede az da olsa büyükbaş hayvancılık da yapılıyor. Çam ağaçları arasındaki Riva Mesire alanını görüyoruz. Kamelyalar içinde piknik yapılabilecek masalar. Bol oksijenli bir hava. Masmavi bir denizin yakınındayız. Az ileride ise Türkiye Futbol Federasyonu'na ait tesisleri görüyoruz. Evet, mahallenin okullarını tanıma vakti. İlk ziyaret edeceğimiz eğitim kurumu Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu olacak. Bu okulun eski adı Feride Alpoyti İlkokulu'ydu. Riva merkezde Çayağzı Deresi yanında olan bu okul daha sonra yıkılmış ve yerine Riva Polis Merkezi inşa edilmiştir. Feride Alpoyti İlkokulu da 1 kilometre ötede Riva 3. Koyun karşısında yeni bir okul olarak Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu adıyla 17 Eylül 2018 tarihinde hizmete açılmıştır. Dokuz derslikli bu okulun 110 öğrencisi bulunmakta. Mahallenin son okulu ise Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu'nun hemen yanında bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Ortaokulu. Yapımı 2016 yılında başlayan ve 2017 yılında bitirilen bu okul, 2018 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 9 derslikli okulda yaklaşık 160 öğrenci eğitim alıyor. Temizlik ve hijyen kurallarına gösterdiği saygı dolayısıyla beyaz bayrak sahibi olmaya hak kazanmış olan bu okul, aynı zamanda Yeşil Okul Projesi'ne de aktif destek veriyor. İçine giriyoruz. Oldukça iddialı görünüyor. Okul muhteşem bir manzarayı nazır.
Bakın şu yemyeşil ve sarı papatyalarla dolu çimene. Atlar otluyor üzerinde. Oldukça da mutlu görünüyorlar. Peşimizden koşuyorlar. Onlarla karşılaşmak bizi de mutlu etti. Doğadaki canlılar bu dünyanın bize birer nimeti. Çiçeklerle kaplanmış her yer. Riva Mahallesi'nin camilerine gelince, ilk camimiz Riva Çayağızı Camii. Meydanın tam ortasında, Riva Kalesi'nin de hemen yanında bulunan bu caminin ismi bilinmeyen bir asker tarafından yaptırıldığı yönünde bir rivayet bulunur. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptir cami. Zaten bakar bakmaz geçmişten izler taşıdığını anlamak mümkün. O kadar özel görünüyor ki. İçi ve dışı taştandır bu caminin. Minaresinin oldukça şık bir mimarisi var. Camiye ait ufak bir de avlu. Mahallede ziyaret edeceğimiz son camimiz ise Riva Yeni Camii olacak. Bu cami 2006 yılında mahalle halkının katkılarıyla inşa edilmiş. Birden fazla kubbesiyle oldukça dikkat çeken bu camiye ait bir de şadırvan görüyoruz bahçesinde. Caminin 1000 kişilik bir cemaat kapasitesi bulunuyor. İçi de insanın içini ferahlatıyor. Riva Mahallesi günümüzde Türk futbolunun da kalbidir dersek herhalde abartmış olmayız. Zira Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri bu mahallede bulunuyor. Riva Cam Sanat Merkezi mahallenin diğer bir çekim alanı. Riva'ya gelenler çeşitli cam ürünlerinin yapılmakta olduğu bu merkeze uğramadan geçmiyorlar. İsteyenler eğitmen eşliğinde boncuk da yapabiliyor burada. Off-road ya da motor sporuyla ilgilenenler için Riva Mahallesi hiç de yabancı bir yer değil. Zira burası her yıl off-road yarışlarının ve motor sporlarına ait müsabakaların gerçekleştirildiği parkur. Mahallenin heyecan veren bir diğer geleneksel kış etkinliği Riva Yol Koşusu. Türkiye'nin her yerinden yüksek bir katılım altında, muhteşem bir deniz manzarasında, harika bir doğal parkurda gerçekleşiyor bu koşu. Toplam 10 kilometrelik bu parkurda yer yer ufak tepe iniş çıkışları vardır. Riva Yol Koşusu'nun 10 kilometre haricinde, ayrıca 5 kilometrelik bir bölümü ve de minikler için özel bir parkur etkinliği de söz konusu. Riva Mahallesi'nde mahalle sakinlerinden oluşan gönüllü bir itfaiye teşkilatı bulunduğunu da belirtelim. Ve gelelim mahallenin spor kulübüne, Riva Spor Kulübü. Yılında kurulmuş olan bu kulüp futbol branşında faaliyet gösteriyor.
Yeşiliyle, ormanıyla, deniziyle, atlarıyla, kumsalıyla, çiçek çiçek çimenleriyle ve tabii ki tarihiyle harika bir yeri gezindik bugün yine. Burası çok güzel. Burası Beykoz.